Merhaba, Malezya'dayız. Malezya Penang'tayız. Penang'da buranın tam ismi neydi? Öbür tarafa yazıyormuş. Biletten okuyayım ben size. Entopia. Burası işte kelebek çiftliği olarak da geçiyor. Buradaki doğal yaşam falan filan içeride görebiliyoruz. Peki. Şimdi. Bizim de biliyorsunuz Konya'da böyle bir yerimiz var. Konya'daki ama tamamen kelebekler üzerine. Burada çeşitli hayvanları da göreceğiz. Şimdi siz şuradasınız diye bir ibaresi var mı bunun? Göremedim, neyse. Evet. Entopia. Bu taraftan gidiyoruz. Zaten o tarafta sadece tuvalet varmış. Gelin hep birlikte dolaşalım şimdi. Burada ne varmış? Şöyle bir kertenkele. Ha, şurada kurbağa. Hemen karşısına o bir kurbağa varmış. Burada da bir kurbağa varmış ama burada kurbağa da gözümüzün içine bakıyormuş. Biz görmemişiz. Bir farklı kurbağa da burada varmış. İşte bunu göremiyorum. Herhalde o tahtanın arka tarafına doğru bir yerlere gitti. Buradaki nerede peki? Çok iyi kamufle mi oluyorlar? Ben mi körüm dedim? Neyse, göremediğimizi geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradaki arkadaş bakın ta en arkada duruyor. Aa, burada yakında da varmış. Şurada da var hemen bir tane. Bunların kaşları çatık çatık öyle. Mesela bakın buraya bir tanesi cama yapışmış direkt. Onlar öyle bir doğal ortam yapmışlar. Çocuklar da böyle kurbağa ağzından kaydırarak gelmişler. Bunun elemanı neredeymiş? Ha, orada. Çiçeğin içinde duruyor. Burada nasıl bir şeye bakacağız? Geç o demiş, burada geç. Ne kadar geç, o kadar ko. Burada göremedim ben bir şey. Burada neler var? Burada da varmış bir şey değil mi? Neyse, video 360 video. Siz görüntüyü dondurup uzun uzun inceleyebiliyorsunuz. Görüntüdeki kurbağayı bulun. Bakın bu orada kenarda yapışmış kenara. O vantuslu ayakları var. Löp diye. Şurada neler varmış? Oo, bak. Hemen burada. Şurada öbür kenarda. Şurada nasıl bir canlı arıyoruz peki? Tarantula diyor. Bir örümcek arıyoruz burada. Şurada yuvası var. Yukarıya doğru. Ben kendimi göremedim. Bu karşıda bakın şurada kocaman. Koko Golden Pony tarantula olmuş şurada. Aa, bakın o da hemen orada. Malezya. Earth Tiger tarantulaymış bu. Malezya Earth Tiger tarantula. Burayı yine aynısını görecekmişsin ama şurada.
Siyah siyah. Hadi. Tarantulaları da gördük. Krep diyor da. Yengeç vardı da. Şurada da sınırlı ama onları ışıklandırmamışlar. Buradaki neymiş? Brezilya salamon diyor. Şimdi ilk deyince insan hem memsi bir şey. Oho, şu güzel değil mi? Bence harika. Bence harika. Burada da skorpiyon varmış ama akrep maalesef bir şey gözükmüyor. Gelin bakalım şu delikten baktığımızda ne göreceğiz? Spider diyor. Burada da bir örümcek. Evet, hemen karşımızda burada bir örümcek. Bunu rahat rahat görebiliyoruz. Buradaki neymiş? Tarantula varmış burada da bir tane. Hemen o da şurada. Buradaki kekobeka dedi, semender sanırım bunlar. Evet. Şuradan girmeyelim de şurayı görmedik. Burada ne varmış peki? Elini büyüklükte bir şey bekliyor insan burada ama yılan. Oh. Senin kör olması lazım dalın üstündeki yılanı görmemek için. Piton diyor da o garibim saklanmış şuraya. Saklanmış şuraya, çöreklenmiş. Yılan gibi çöreklenmiş. Şimdi birinden gideceğiz, birinden döneceğiz. Ha, buradan döneceğiz sanırım. Burada neymiş? Yallah, bakın. Şeyler bir şey. Börtü böcek mi yukarıda? Minik minik böcekler varmış. Evet, orada görüyoruz onu. Bir de şuna bakalım. Burada bir tane yürüyor böyle. Aa, bu ne bir tanesi ya? Ben yakmadım şimdi. Arkadaşlar işte çakıp bakıyorlar nasıldır diye. Şuraya bakmamıştık. Asyan bak diyor. Asya böceği diyor. Daha şurada karşıladık. Karşıda köşede. Devam ettiğimizde yine buralarda bir tane bir şey varmış ama neredeymiş? Bir örümcek arıyoruz burada da. Körüm ben, resmen körüm. Cam yansıma yapıyor. Yerden aşağıdan göremedik o üstü. Yukarıdan bakınca şöyle yansıyor. Ha, burası burada sonlanıyormuş. Şöyle yaparsam size orada ağın üstündeki örümceği rahat bir şekilde görebilirsiniz. Oradan gidecekmişiz direkt. Şöyle biz devam edelim. Görüntümüzde bir kontrol edelim. Kaydımız devam ediyor. Aa, kelebekler. Kelebekler, kelebekler. Bakın kafamıza mı kondu? Galiba kafama kondu. Evet, gölgeden görüyorum. Kafama kondu. Hala orada duruyor. Şöyle balıklara da bakabiliriz. Balıklara böyle birinden de bakabiliyoruz. Gelin şimdi devam edelim. Hayır, evet, ne değilmiş?
bir şeyin adı. Aynen, aynen. Şapkanın üstünde diyor, kelebek var diyor, biliyorum. O benimle gezecek. Ben bir kamerayı bir kontrol edeyim. Oradan su tutuşladık. Şöyle ben sizi bir sileyim. Hiç görüntüyü durdurmadan, bozmadan, her şeyin doğallığıyla devam edelim. Şurada kelebek iki yere kadar gelsin evine. Waterfall bakış var diye. Şelale kelebeği. Bunlar orada da insanların kafalarına gelip konuyorlar. Burada ne varmış? Burada su ejderhası varmış. Oo, orada. Bakın. Azıcık bir sopanın tepesinde duruyor. Güzel değil mi? İşte böyle bir kamerayla çekim yapmanın da güzel yanı bu. Bakın. Ben asıl büyüğü görmemişim. Şurada kocaman varmış. Bakar mısınız şuna? Bir tane de yukarıda varmış. Her yerde var bunlardan. Oo. Bir tane de şimdi üstümüze atlayacak. Bizle gezecek o da. Kafamda duruyor mu hala? Bakayım, uçmuş o. Tabii onun bölgesinden uzaklaştık. Burada işte bilgiler vermişler. Çiçeklerden, böceklerden, kelebeklerden. Kelebekler fıt 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 tutuşuyorlar. Bak bir tane etrafımızda da geliyor. Konya'daki o kelebek yeri, ismi neydi tam olarak gelmiyor şu an aklıma. Konya videolarımız gelecek. Konya'yı çektim komple. Bir sürü videosunu çektim Konya'nın. Ama işte buraya gelmeden önce gitmiştim oraya. Ama problem... Bir dakika. Vay. Şuna bak. Çok güzel değil mi? Bak, bakıyor bize bakıyor. Orayı işte çektim. Ama benim çektiğim günlerde maalesef tadilat dönemine denk gelmiş. Senenin belli bir dönemi kapatıyorlarmış. İçeride düzenlemelerini yapıyorlarmış. Ben tam oraya denk gelmişim. O yüzden orayı çekemedim. Ama yol mutlaka oralardan geçecek. Her türlü geçecek oralardan geçtiği zaman orada olup sizinle paylaşacağım. Şimdi... Bilgi için diyor, tarattırsın diyor, bakarsın diyor. Buradan, çubörtü böcek. Vızır mıdır herhalde bunlar bize? Oo, bakın etrafımızda vızır vızır uçuşuyorlar. Bunlar nasıl sinekler, böcekler? Tamam. İşin açıkçası biraz tedirgin olmadım değil. Bakın orada bir tane kelebek de var.
Vallahi tedirgin olmadım değil bu kadar böcekten. O yüzden oradan çıktım. Tamam, salın beni artık. Salın beni artık, yeter. Bakın böyle bir kelebek var burada. Huylandım o böceklerden. Buraya bu çiçekleri koyuyorlar ki kelebekler bunları geliyor. Nektarlarını almak için konu üstüne. İnsanlar da rahat rahat gözlemleyebiliyor o zaman. Bundan bir tane. Bu cinsten varmış burada ama. Oldu orada. Kocaman resmini yapmışlar. Neymiş bunlar? Böyle bir şeymiş bunlar. Peki bu arkadaş neresinde bu bahçenin? Buraya kadar geldik, seni bir göreydik. Göremeyecek miyiz? Bahçenin hepsi bu kadar zaten. Şu otların altında mı acaba? Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum ve görmek istiyorum. İkisinin arasında nasıl bir çözüm bulacağız? Ne kadar bir şey acaba? Hayvanın boyutunu bileydik, iyiydi. Belki de firar etti buradan. Yeter ulan dedi. Yani bu kafes. Ama tahminim şu plastik yerleri tırmanamıyor herhalde. Onunla koymuşlar etrafını. Bunlar tırmanamıyorsa o zaman çok da büyük değildir. Belki de şu an gözümüzün önündedir ama biz ne aradığımız adam gibi bilmediğimiz için göremiyoruz. Neyse, peki şöyle bir şey yapayım ben. Şuralara şöyle bir yakalım bakalım. Eğer biriniz görürse yorumlara yazın. Çünkü ben göremedim nerede olduğunu. Ama kaçırmamak için de her tarafı taramaya çalışıyorum. Bakalım videoda çıktı çıkmadı. Bütün çaba boşunadır o zaman. Big soldier fly. Burada düştü mikroskopta diyor. Baktığınızda diyor böyle görüyorsunuz. Yumurtaları sanırım. Evet, egg yazmış oraya. Oo, kuşçuklara bakalım. Harıl harıl çalışıyorlar. Çok iyi değil mi? Black Soldier Fly larvalarıymış bunlardan. Burada da larvalar varmış. Oo, şuradaymış asıl kaynak. Vıcır vıcır. Melbourne. Life scale demiş böyle. Life cycle. Hayat döngüsü demiş. İşte şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Oradan oraya dönüyorlar. Falandı filandı. Satın ortası, börtüsü, böceği, yığıp tırısı, pıttırısı. Öyleymiş. Ondan sonra geliyoruz. Burada kelebekler var. Yani şöyle yapalım. Uçuşsunlar etrafımızda. Şu değişikmiş. Hop, uçtu. Thank you.
Bakın bunlar burada kozalarındalar. Şöyle yaparsam size öperdiklerin hepsini rahat rahat görebilirsiniz. Harika. 360 kamera. İstediğiniz tarafa cihazınızı döndürerek ya da parmağınızla bilgisayarda istiyorsanız mouse'la hareket ettirebilir görüntüyü ve her tarafı inceleyebilirsiniz. Hadi gidelim. Burada şu arkadaşlar varmış. Onu atmış ve bayrak kaldırmış. Hareket bilemediyorlar. Kalp diyor. Narıcı işte yengeçmiş. Burada ne görmemizi bekliyorlar? Burada kertenkele gibi bir şey görmemizi bekliyoruz ama görebiliyor muyuz? Aa, şuradaymış. Bakın. Hemen karşıda. Bunlar ağacın üstünde falan, yani şunun için ağacı koymuşlar. Müthiş kamufle oluyorlar. Çekil bakın, bir tane gri gözlü diyor. Evet, gözle bakar mısınız? Bunlar da kayalarda falan kamufle oluyor bak. Bak çakala bak, girmiş oraya. Bir kuyruk gösteriyor bize. Kafayı sokmuş deve kuşu gibi. Haber yok. Gerisi. Gerisi meydanda. Bunlar bu tip hayvanlara Ceko diyor. Ceko. Ceko. Şurada. Ağacın dibinde. Bayağı bir uzakta kalmış o kerata. Gidelim bakalım. Onlarda ne varmış? Bunlarda bir şey yokmuş. Look up. Look up. Tamam, bunu kapalım. Kapalı bunu kapmasını da hayvan şu an burada değil. O kocamanın olduğu yere getiriyor bizi. Komando ejderi gibi bir şey gördük ya. Onun suyunu içerisinden yukarı doğru bakıyorsun. Ha, buradan göremezsen diyor. Buradan da bakabilirsin. Sırtındaki çantayla bu işi çoğun. Burada da yok ki hayvan. Şuna. Boncuna çıktık oraya. De kameramızın üstünde bir tane geziyordu. Böcek. Orman gibi baya baya bir orman hissiyatı vermişler burada. Yani şöyle yapayım size. İşte az önce oradan geldik, alttan geçtik. Güzel. Ama burada mesela herhalde buranın havasına göre, buranın hayvanları Konya'dakinde içeriği ve dışarıdan hava almıyor. İçerinin sıcaklığı belli bir sıcaklıkta, belli bir sıcaklık ve belli bir nem oranında tutuluyor. Çünkü sadece Türkiye özgü değil, birçok yere ait. Birçok yere özgü. Kelebek türü falan mevcut orada. Burada daha yerel yapmışlar sanırım. O yüzden dışarısı gibi havası buranın da. Orada bitkilerden bahsetmiş. Burada yine şu bitkilerden bahsetmiş.
Şimdi ne taraftan gideceğiz onu çözemedim. Tabelalara şöyle bakacak olursak. Bilmiyorum, şurada bir şeyler var diyor. Neler varmış orada bir gidelim bakalım bakalım. Oldu. Şu an burası çalışmıyor. Çekilen fotoğrafları falan burada bir şeyler yapıyorlarmış. Vallahi okumadım. Okumak zor geliyor. Okuyup algılamak. Ben direkt eylemi yapmayı tercih ediyorum. Yorucu oluyor daha ama. Böyle işte orasına da çıkmış olduk işte. Başka gezeceğim, dolaşacağım yerlerde olduğu için. O yüzden hızlı hızlı orasına da dalayım, burasına da dalayım, her tarafa görünce dalayım, çıkayım şeklinde ilerliyorum. Buradan nereye doğru gidiyor? Bakın bunlar da çok güzel. Harika değil mi? Orada durdu, adeta poz verdi bize. Çekti bizi. Burada kapasite var. Güzel bir bahçe yapmışlar. Ben orada da daha ufakları var, balıkların. Bu tarafta bir şey var mı acaba? Yanında yok. Burada ne görüyormuşuz? Burada kaplumbağa görmemiz gerekiyormuş. İyi kaplumbağalar bunun farkında mı? Hiç farkında gibi durmuyor. Şuraya bakar mısınız? Aa, nereye gitti acaba? Şimdi o tarafa doğru da geçeceğiz zaten. Şuradaki balıkların cinsine bir bakalım. Sonra bir de şöyle bir aralık var. Bir de böyle bir aralık varmış. Ona hemen bir bakalım. Burada da böyle bir cinsi gözlemleyebiliyormuşuz. Ardından burada bunlar varmış. Bunlar harbiden burada kendini hemen gösteriyor. Bak yan gözle bakıyorlar şunlar. Çok komik oluyor böyle. Orada ne yapmış? Orada. Korktu. Tamam. Onun yumurtaları olabilir orada. Uçkayı atmış olabilir.
Emin değilim. Burada da iguana varmış. Ey iguana, neredesin? Adam orada duruyormuş. Biz de soru soruyoruz neredesin diye. İşte iguana. Sen tek misin, başka yok mu? Evet, iguanayımızı da gördük ve tospaları, bak 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 bak. Nereye kaçıyorsunuz arkadaş siz? 4 tane. Ama sıcağından kafalarını kayanın altına doğru uzatıp kaçmışlar. Burası bizde bir alakası yok. Şuradan da tamamıyla mı çıkıyoruz yoksa içeride bir yerlerde var mı? Bir bakalım bakalım. Varsa içeride bir yerler, onları da dolaşırız. This way demiş, bu taraftan demiş. Downtown demiş ama orada. Şimdi açıkçası. Çıkış oradan mı? Aynı böyle bilgilendirici yerler de var şeyde. Konya'dakine gidin. Ya neredeyse aynısı diyebilirim. Ve burası soğuk. Güzel. Burada çocuklar için bir kısmı yapmışlar galiba. Bakın şu bir böcek. Ve üstünde bir tane daha böcek var. Bir tane de şurada var. Aynı yaprak gibi, ne kadar güzel. Bir tane de yukarıda var. Çok iyi değil mi? Bakın işte bu. Harika. Harika. İşte bu. Hayalimdeki vücut. Şu böcekten mi sinirlenmiş diyorlar. Evet. Oo, şunlara bakın. Salta bakıyor bunu. Dallarda da var mı? Peki burada ne göreceğiz? Ha, şunu görecekmişiz. Ben de yukarılarda arıyorum. Ben de yukarıda arıyorum. Buradan önce yere baktım, yerde göremedim. Yeşil yeşil bir şey olacak diyor. Hadi bakalım. Ah, bu da yukarıdaymış. Yere bakıyoruz, yukarıda görüyoruz, yukarı bakıyoruz, yerde görüyoruz. Man faced. Adam suratlı diyor. Aa evet, şuna bakar mısınız? Aynı adam gibi.
Ben bir pesim bak. Adam suratlı. Bakın bir tane orada var, bir tane orada var. Adam suratlı böcek. Daha da cama yakın var mı? Yok. Çok güzelmiş. Dragon, dragon dedi buradakine. Ta arkada. Arkada yukarıda var. Şurada ottan üstüne bir tane var. Yani bir tane de şurada bakın hareket etmeye çalışıyor. Ha, gel 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 gel. Tam üstüne gel. Harikasın. Olacak. Yapabilirsin sen onu. Tuttu. Kamera fazla ısındı. Evet. Harikaydı. Evet, de basıcı. Böcekli böcekli bir şeyler yapmışlar buralara. Bunlar küçücük böcekler, karıncalar var orada. Ant timsah geliyor. Burada da ant timsah, burada da bir karınca işte. Oo, karınca. Karınca dediğim böyle olacak işte. Şöyle parmağımı da koyayım. Görün büyüklüğü. Karınca dediğim böyle olacak arkadaş. Burada küçük küçük geziyorlar zaten. Biz bunlara dana burun diyoruz. Onlar ne diyor bilmiyorum. Vay, şunlara bakın. Tutmayın diyor. Ellemeyin hayvanlara diyor. İnsan gibi bakın gelin diyor. Burası karınca yuvası gibi tasarlanmış. Şunu kayartmışlar. Tam karşımızdaki galiba. Evet, tam karşımızda duruyor. Oraya giremem. O kadar olmaz. Buradaki börtü böceğe vermişler hıyarı. Vermişler hıyarı. Biz ne taraftan geldik, ne tarafa gidiyoruz? Bir şey var mı orada? Bunlara sadece bakıyoruz herhalde. Şurada da bir ışık var. Yerleri karanlık. Skorpion olmuş ama skorpion. Nerede o skorpion? Hiçbir yerde gözükmüyor. Burada da böcekler var. Enter if you are there. Yes, yes.
Vallahi merak etmedim değil ha. Sırtımdakiyle de çok olmuyor ama. Ben merak ettim girerim. Değdi mi girdiğimi? Ahında bunu gördük girdik diye. Bir de şuradakini gördük. Şuna bu tarafından baktık. Ve buradan da dışarı çıkıyoruz. Şimdi kamera kafayı yedi. Kamerayı biraz dinlendirmem lazım. Ondan sonra devam edeceğiz. Biraz dinlendirdim kamerayı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yumurtası. Ne yumurtasıymış? Su şey. Skorpiyon. Akrep. Bak ediyor nerede? Ha şurada burnumuzun dibindeymiş. Şöyleymiş. Su akıyor. Evet, bu arkadaşları görebiliyor muyuz peki? Hemen şurada gördük. Burada da bir çekirge görmemiz gerekiyor. Oradan baktım. Şu altta. Şurada. Arkadaş şurada sarkıyor şöyle. Bulmaca gibiler ha. Vallahi bulmaca gibiler. Burada da sanırım şu sopa gibi şeye bakıyoruz. Evet ona bakıyoruz. Bakın aşağıdaki yaprağın üstünde de var. Evet, burada da çekirge arkadaşımız var. Burada sıçrayan yani. Şöyle baktığımızda orkid mantısı. O orkidenin ortasında sanki orkidenin o özüymüş gibi duruyor. Oraya geleni hop halledelim. Bakın şu, ne açık mı orası? Şu arkadaşımız da nerede? Orada yok, orada yok, orada yok. Bir arime olmuş mu yoksa? Göremedim. Ben neden göremiyorum? Şu tarafta bir şey var, o da değil. Şekillere bayağı bir benziyormuş kendi şekline. Allah bilir şu an bakıyoruz burada görmüyoruz. Dur diyecektim ve gördüm. İşte oradaymış. Akıllı seni. Ateş böcekleri. Şuradan geçebiliyormuşuz. Yakından. Oo. Hem de çok yakından da. Şu ayaklara bakar mısınız? Güzel. Her yer değiller, değiller, değiller. Bunlar sarkık dur meseleyi. Çok güzeller.
guiding needles got their name. Adults store an air bubble underneath their elytra in order to breathe underwater. Like predaceous diving needles, giant water bugs also need to breathe air. Orada ne var? Çürükler. Nam 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 nam. Salyangozlar. Evet, salyangozları da gördükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Crayfish diyor. Then you will mate with her again, and again allow her to lay only a few eggs. Oh, she's out there. This will go back and forth until the male's back is covered with eggs. The male alone takes care of them. Oh, bunlar suda yaşıyorlar. Bringing eggs above water for air and protecting them from predators. After about 3 weeks, the eggs are ready to hatch. Bir tanesi, kaçırdık onu. 360 kamera, siz görmüşsünüzdür. Biraz geri alıp, sola doğru bakarsanız bir tanesi yukarıdan saldı kendini, tak aşağı indi, taşın üstüne kondu. İyiydi. İyiydi. Şu oradaki bitkiyi yakalamış, oradan emitiyor onu. Evet, göster bize, marifet verin. Show up. I am new here. Burada bu yeniymiş. Their body is underwater when they rest or feeding. Ay, yakaladı. Dur. When they want to fly, they must turn over. Hoppa. Her şey buraya kadardı. Ha, bu işte su akrebi bu. Biliyoruz, bir şey biliyoruz da konuşuyoruz biz burada. Bunlar ama görüntüleri durdurup izlemeniz gerekiyor muhtemelen. Yoksa bir keyif alamazsınız böyle hızlı takı 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 takı. Bak geldi, hey dostum. Orada başka arkadaş da var onun. Bedallar. Buradakiler neymiş? Başka bedallarmış. Şurada ileride duruyor bedallımız. Vay, bu şov yapıyor bu. Öteki de orada ağırlık çalışıyor. Kuş mu ki? Orada dalla savaşıyor. Ama canlı savaşıyor. Sarılsak mı? Burada balıklar var. Bunlar dedim de bir tane görüyorum. Evet, buradalar. Artık çıkışa doğru gelelim. Gerçekten uzadı bu iş. Ooo, bıcır ya. İşte buranın tarihçisini anlatmış herhalde. Evet, burasının kuruluşunu, yapılışını, hoplayışını, zıplayışını. Böcekleri bunlar buldu. En çok bunlar yedi. Bunlar işte tadına bile bakmadı falan filan diye geçiştirmişler böyle. Entopya güzelmiş. Ama lezzetli her yerde var, her yerde gibi. Bunlardan tak tak satın alıyorsunuz. Hatıralık. Yaman burada eksik var. Hop ve çıktı. Burası da geri geçiyor dükkanı. Thank you. Şöyle bir baktık. Bir RM posta kartı veriyorum. Hmm.
Bizdekilerde de böyle yüksekti. Fiyatları böyle böceğin. Şunu fiyat yazıyorum bakayım. 56 ringgit. Yani böcekler falan da fiyatlar çarpı MR'leri çarpı 7 yapıyorsunuz. Ben hem o kadar parayı vermem, bir ikincisi versem bile zaten taşıyacak artık. Çantamda hiçbir yerim yok. Burada da 12-15 ringgit'e böyle taşlar maçlar varmış. Burası böyle bir yerdi. Entopya. Geldik sizinle birlikte, gezdik, gördük, dolaştık. Dışına da CD'ler asmışlar. Aa, şimdi fark ettim ben o CD'leri. Böyle bir şey niye yapmışlar hiç anlamadım. Merak eden internetten araştırsın baksın. Ben de iyice beleşe kaçmaya başladım. Gidin bakın arkadaş, bana ne soruyorsunuz? Ben size burayı göstermiş miyim, göstermişim. Daha ne? Başka mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.